Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Murat abi, NBA'de All-Star'ın başlayan kadroları, ilk beşleri belli oldu. Daha doğrusu e, draft edilecek biliyorsunuz All-Star'ın geçtiğimiz senelerdeki formatı devam ediyor. Ama doğudan ve batıdan e, starterlar belli oldu. E, önce seçimler doğru mu diye konuşacağız. Sonra da acaba yedek kadrodan kimler gelir diye konuşacağız. Doğuda Guard Kyrie ve Bradley Beal backcourt'ta da Kevin Durant, Giannis ve Embiid seçildi. Batıda ise guard rotasyonu Stephen Curry ve Luka Doncic. Backcourt'ta ise LeBron, Kawhi ve Jokic. Yani şimdi hiçbiriyle esasında e, bu olmamalı demek burada haksızlık olur ama e, Doncic'in yerine ben olsam yani e, Damian alırdım. Damian Lillard'ı. 18 galibiyet, 10 mağlubiyet Portland şu anda. Ve e, 13 galibiyet, 15 mağlubiyette e, Dallas Mavericks. Tamam e, iki tarafta da eksikler var ama şu ana kadar CJ McCollum'un 15, e, Yusuf Nurk için de 16 maç kaçırdığını işin içine katarsak Lillard'ın performansı e, olağanüstü diyebiliriz. E, onun dışında yadırgadıklarım ya da aklıma soru işareti olarak gelenler var. Yani Utah Jazz'den %82.8 galibiyet yüzdesi olan bir takımdan e, bir starter yok. E, ama şimdi şöyle de düşünüyorum İşte Dallas'ta eksikler var, orada eksikler var. E, Utah'ın 9 kişilik ana rotasyonu bu sezon toplam 14 maç kaçırmış. Ve ana rotasyonda 5 oyuncu 9 kişiden hiç maç kaçırmamış. Yani orada diğer birçok takımın e, kucaklayamadığı bir istikrar e, durumu var. E, yani Donovan Mitchell'ın verimliliğine bakıyorsun. İşte e, Mike Conley şu ana kadar en büyük artı eksisi olan oyuncu bütün NBA'de Rudy Gobert'in performansı ama hangisi bu ilk beşte hele Batı'da birinin yerine alabil, alabilir diye sorguladığın zaman da evet diyorsun yani demek ki orada o sakatlık şanssızlıklarının Covid şanssızlıklarının yaşanmaması takım olarak daha iyi e, birlikte hareket etmeleri ve yani mutlaka bir veya iki tane yedekler şeyine alınacaktır ama ilk beşte de en iyi takımdan birinin olmaması bana biraz e, yani yadırgadım açıkçası ama araştırdığın zaman ya da altını doldurduğun zaman da e, Utah'ta bir takım şeylerin de diğer takımlara nazaran çok daha doğru gittiğini e, görüyorsun onun dışında yani şu anda Miami'den biri alınacaksa eee Adebayo'yu ben Butler'a tercih <laughs> ederim. Yine 17 maç oynamış bir tanesi, 27 maç oynamış Adebayo. Yani Kyrie evet sağdayken müthiş oynuyor ama ortalıktan <gülüyor> kaybolunca <laughs> ya yani belki Kyrie'nin yerine Hardını e, alırdım. Çünkü Harden geldikten sonra e, Nets'te hakikaten Özellikle Durant'ın olmadığı dönemlerde ve e, small ball biraz orada herhalde D'Antonio'nun de, de etkisi var. E, yani çok verimli oynuyor. Ama Kyrie de sahada olduğu zaman en iyi sezonunu geçiriyor bile diyebilirsin. Onun dışında doğuda Chris Middleton e, 20.3 sayı %51 şut yüzdesi, genel şut yüzdesi yüzde 44.2 üçlük yüzdesi ve yüzde 90.2 serbest atış yüzdesi, 5.8 rebound, 5.8 asist. Da son iki sene All Star seçildi ve <laughs> birçok bir şeyi bu sene o senelere göre çok daha iyi. Yani asist kariyerinin en iyisi şut yüzdeleri, kariyerinin en iyisi sayı ortalaması kariyerinde e, ikinci en iyi. Ama yani kimi çıkaracaksın işte öyle de bir sıkıntı var. Bir de herhalde yedekleri mutlaka alacaklardır diye düşünüyorum. Son dönemde asist ortalaması biraz düştü ama Julius Randall'ın 23.2 sayı 10.9 riba, 5.5 asist ortalaması %40.7 üçlük yani o asist, oynuyor. inanılmaz oynuyor. Assist ortalaması düşmeseydi 22 11 6 kulübü, 22 sayı ortalaması, 11 rebound ortalaması, 6 asist ortalamasıyla bir sezonu tamamlayan NBA tarihinde sadece 4 oyuncu var. Will Chamberlain, Kevin Garnett, Big O, Oscar Robertson ve Russell Westbrook. Yani e, o mutlaka herhalde kadroda yedekler arasında olacak e, olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında e, yani ilk beşlerde evet Bradley Beal çok kötü bir takımda oynuyor diye itirazlar var ama 32.8 sayı ortalaması ve yüzde 59.1 true shooting gerçek şut yüzdesiyle oynuyor ki bu kadar top kullanan Yanında belki çok fazla yardımcısı olmayan Russell Westbrook dışında bir skorer için inanılmaz bir şut yüzdesi. İşte yine o soru Utah'ta sorduğun takımın başarısı veya başarısızlığı bu oylamayı ne kadar etkilemeli Etkilen. diye. Ayrıca zaten en önemli felsefi sorulardan biri o. Yani bir All-Star seçerken bireysel sadece bireysel mi bakıyoruz yoksa kazanan bir takımın iyi performans göstermesi önemli bir kriter mi diye ee, işte cevabı da hep karışık çıkıyor. Sinan'cığım her şey istatistiklerle ölçülmüyor. Bazı oyuncular Tabii. yanındakileri yukarı çıkıyor. Şimdi LeBron'un bu sene istatistiklerde baktığı zaman yani batıda ondan çok daha verimli oynayan en az 7-8 tane oyuncu var ama yani Lebron'un en büyük özelliği yanındakilerini de yukarı çekmesi. Larry Bird'de bu özellik vardı. Eee Magic Johnson'da bu özellik vardı. o açıdan sadece istatistiklere ve sadece de takımın gidişatına bakmamak, e, lazım. bakmamak lazım. Hatta Batı'da size %100 katılıyorum. Hatta ben biraz daha acımasızım. Yani Doncic'in orada olmaması gerekiyor. Don of. <laughs> Doncic çünkü e, hangi taraftan baksanız, hangi açıdan baksanız Lillard daha önde bana da sorarsanız. Lillard olmayacaksa da Donovan Mitchell kazanan takımın en iyi oyuncusu kontenjanından girebilir. Yani bugün bir MVP voting yapılsa, MVP oylaması yapılsa e, bu isimler Doncic'in kesinlikle önünde bitirir bitirecekken All-Star oylamasında Doncic'in önde bitirmesinin tek sebebi e, bir popülarite e, yarışması olması. Zaten e, biliyorsunuz oylamayı %25 diğer oyuncular yüzde %25 basın %50 de taraftar oyları geçerli sayılıyor. E, eğer bu iki %50 berabere çıkarsa taraftar oyları ağırlık e, basıyor ve tiebreaker oldu. Öyle oluyor. oldu zaten. ne <laughs> öyle oldu. Yani Doncic <laughs> de işte taraftarların oyuyla e, All Star seçildi. Yoksa Lillard hem basının gözünde hem de takım arka diğer oyuncuların gözünde e, daha öndeydi. Ama işte popülerite olduğu için Doncic seçildi. Müthiş bir oyuncu. Tabii ki bunu söyleyeyim çünkü yanlış anlaşılmaya yol açmasın. Ama bu sene kazanan bir takımda tek başına oynayan bir Lillard var. Dördüncü çeyrekler el yakan toplarda inanılmaz bir performans sergiliyor. İşte Dame Time lakabını hak ettiğini adeta göstererek oynuyor. O açıdan bakıldığında da bence Lillard'ın hakkının yendiğini düşünüyorum ben Batı'da. Utah konusunda birebir size katılıyorum. Ben de Utah'tan biri olmalı olmalı diye baktım baktım ama hem çok parlayan bir yıldız Utah'ta göremedim hem de kimi çıkartacağım diye baktığımda bu tarafta çıkartabilecek de bir isim bulamadım. Ama kesinlikle yedeklerde Gobert ve Mitchell'ın ben yer alacağını düşünüyorum. Çünkü NBA'nin en iyi galibiyet yüzdesine sahip olan takımının All-Star'ı olmaması söz konusu olacağını zannetmiyorum. Zaten hocaları da Batı'nın hocası olacak Yani oradan aslında hoca seçilmiş oldu bir, bir <laughs> olarak baktığınızda. Quinn Snyder çünkü batının koçu oldu. Doğuya geldiğimizde doğuda ben Kyrie Harden değişikliğini size programdan önce düşünmemiştim. Size anlatırken %100 hak verdim. Harden hakikaten bence o takımda Kevin Durant en değerli oyuncu. Ama ikinci en değerli oyuncu diye bakıldığında Harden olduğunu kesinlikle her maç yaptığı performansıyla gösteriyor. Yeri geliyor point guard gibi oynuyor. Yeri geliyor Kevin Durant olmadığında skor yükünü üstleniyor ki dünkü maçta ki konuşacağız bunu bir sonraki konumuzda Lakers maçında skor yükünü de üstlendi. O açıdan bakıldığında ben Doğu'da eğer Kyrie'yi çıkartacaksam Harden'ı koyabilirim gibi geliyor. Burada tabi yine Indiana gibi aslında doğru dördüncü olan ama All Star çıkartamayan takımlar da var. Ee, bunlar biraz takım oldukları için ve e, çok parlayan bir yıldızdansa çok iyi bir sistem takım oldukları için oluyor. O açıdan bakımdan benim en büyük itirazım Doncic oldu. Ee, biraz Avrupa oyları genelde Avrupalılar e, birini benimseyince veya Asya'dan biri benimsendiğinde o olsa her zaman olur. Yao Ming hep birinci çıkmasından hatırlayacağız <laughs> zaten. Ee, oy rekorları her sene oy rekoru kırardı Yao Ming o açıdan bakıldığında bence yani en büyük haksızlık herhalde Lillard'da yapıldı. Reserve'lerde de yerini alacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında Murat abi Batı'da kimler girer diye size bir sorayım. 3-4 tane yedek isim aklınıza ilk gelen isimler kimler? Ya mutlaka Lillard girecektir ama Utah'tan da en az bir, <laughs> bence iki tane oyucu oyuncu alınması gerekir. Büyük bir ihtimalle Donovan Mitchell'la Rudy Gober olur ama eee kanlı de hak etmiyor değil. Ya yani Anthony Davis şimdi 4 hafta yokmuş. yani o sakatlık olmasaydı o mutlaka olmalıydı. Paul George bu sene çok iyi oynuyor. Yani Batı'da çok çok isim var. Chris Paul veya Devin Booker Phoenix'ten de bir isim olma ihtimali yüksek çünkü Phoenix de... Phoenix'e okay, beklentileri açtı ama bence Devin Booker e, CP3'den benim tahmin ettiğim kadar e, oyununu yukarı çıkaramadı. E, CP3 hakikaten yani Oklahoma City'den sonra <laughs> hele yani Phoenix'i de ilk dörde falan sokarsa e, yani CP3'nin kariyerine de bir e, selam olur. Bence onu almak bu'yu almaktan daha mantıklı geliyor bana. Bence tabii ki CP3'e ufak bir parantez açayım. Ee, kariyerinin son yarısı diyelim, son çeyreği diyelim hatta artık. Müthiş bir olgunluk ve de çok ders çıkarmış. Yani Clippers'da ve de Houston'da başına gelenlerden çok ders çıkarmış ve basketbolu doğru oynayan, zaten hep öyle oynuyordu ama liderlik özelliğini de doğru yapan bir CP3 görüyoruz. Takım arkadaşlarını yukarı çekmekten bahsettiniz az önce. Herhalde son iki senede onun kadar takım arkadaşlarını yukarı çeken başka bir isim olmadı. E, Batı'da size katılıyorum. Bence de bu isimler e, gündeme gelecektir. Bence Gobert, Mitchell, e, işte Paul George bu isimlerin e, olacağını düşünüyorum. Anthony Davis sakatlığından dolayı herhalde olamaz. Bir de Mike Conley de söylediğiniz gibi çok enteresan bir sene geçiriyor. Belki Utah'ta. E, tercih edilen isimlerden. An, Biri de o. Zion Williams'ını da un, unutmamak lazım. Evet. Yani, Zion. Ta, takım iyi değil ama e, <laughs> de rating, rating de getirir çok. tabii tabii Şimdi <gülüyor> onun <gülüyor> o kadar sponsoru var ki o sponsorların bir kısmı All-Star maçına da sponsordur. Oradan da bastırlar. Zayin de olur o takımda. Şimdi onu da aklıma gelince ekleyeyim. Doğru. Doğuya Murat abi Middleton'dan bahsettiniz, ee, Harden'dan bahsettik. Onun dışında kimler olabilir sizce? Yani şimdi sen çok güzel bir noktaya değindin Indiana'da. Sabon isim olma ihtimali bence çok çok yüksek. Ama Indiana gibi Utah gibi yıldız power'ı çekemeyen takımların e, başarıya giden yolu takım oyunundan daha çok geçiyor. E, takım oyunundan başarıya gittiği için de e, işte koç daha ön plana çıkıyor ama <laughs> orada belki başka bir takımda başka bir şehirde oynasa daha farklı oynayacak oyuncular da var. Yani ben e, Sabonis'in olması gerektiğini düşünüyorum. Jalen Brown'un olması geç, e, gerektiğini düşünüyorum. Yani Celtics'ten Jason Tatum yerine bir kişi gidecekse mutlaka Brown olmalı. Zach e, Levine müthiş bir sezon geçiriyor. E, başka kim var? Senin dediğin gibi Randall, şey Middleton e, Randall Akla ilk gelenler bunlar. Yani başka atladığımız biri olmasın da. Ama... Bir de Ben Simmons'ın... E... Ha Ben Simmons da olabilir tabii. Yani iyi giden bir Philadelphia'da Ben Simmons'ın da isminin geçiyor olması lazım. E, ben de size katılıyorum. Boston'da kesinlikle Jalen Brown bu sene bir adım önde. Hatta bana sorarsanız Boston'un bu beklentilerin altında kalmasının sebebi de belki de Jason Tatum'un o süperstar rolünü henüz üstlenip tabii covid'de geçirdi. Onun da ya, bir bir de ağır geçirmiş var. herhalde. Ağır, çok ağır geçirdiğini Kendisi de söyledi. Hala etkisinden çıkamadığını. Eee yani de biraz üzerine aldığı suçları benim bana bakın başkasına bakmayın gibi ama Jaylen Brown hakikaten kariyer senesini yaşıyor. O yüzden Boston'da biri girecekse o Jaylen Brown olacaktır. Onun dışında saydığınız isimleri ekleyecek kimse yok. Bam Adebayo eğer Heat'ten birini alacaklarsa orada evet. da Bam ee, bir de. adım öne çıkıyor bence de diyelim ee, bakalım e, yedekler kimler olacak bu sene All Star biraz enteresan oyuncular da çok oynamak istemiyor pek e, tartışmalı All Star maçında oynanıp oynanmaması e, Amerika'da tartışılıyor ama NBA her şeyi normal gibi yapmakta e, karar verdi ve de bu kararı uygulayacak 7 Mart'ta yanılmıyorsam All Star maçı gerçekleşecek. E, keyifle izleyeceğiz. Yeni format geçen sene bir heyecan katmıştı. Bakalım bu sene de aynı şekilde olacak mı diyelim ve bir sonraki konumuza geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.